Hayır. yarışa nasıl başlayacağız? Ha? Kalp gözümüzü nasıl çalıştırabiliriz? Kalp gözümüzü nasıl Evet, çalıştırıyoruz? Bak. uyanışa nasıl İşte başlayabiliriz? biz de buradayız. İşte kardeşim biz uyandırmaya çalışıyoruz. Millet daha horluyor. Ne uyanması? Dedim ya. Daha orada. Daha uyan. Küçücük daha uyan. Yani misal vereyim. Benim köyde çocukken hindiler vardı biliyor musunuz? Hindiler. Hindiler kocaman bahçeye tavan ediyor diye o bahçeye soğanlar, domatesler şundan böyle diktiğimiz zaman hindileri bir ağaçtan yapılmış bir kümese koyuyorum. Tamam mı? Oraya veriyor suyunu şeysini. Aradan birkaç ay geçtikten sonra o bahçenin ürününü aldık devşirdikten sonra artık hindileri dışarı çıkaracağız. Hindiler kümesten çıkmıyor. Gerçekten. Tutuyoruz, atıyoruz içeri, pat 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 pat. Ayakları yüzük. Tekrar kümese geliyor. Atıyoruz tekrar pat pat pat. Ya çıkın gidin. Çıkmıyorlar. Niye biliyor musun? O kümese alışmış yeğeni. Daralmış. Oraya gidiyor kümeste. Birçok insana bakıyor. Aklı kümeste bunu diyorum ya. Hala geriye gidiyor be kardeşim ya. İnsan Allah'ın nurunu taşıyacak. Tüm evrenleri dolduracak. Allah'ın 99 esması yine insanda var olacak. İnsan alemlere sultan olacak. Bu fıtrattayız biz. Biz hala, sizler hala kümesteki hindiler gibi tekrar kümese dönüyorsunuz. Olmaz öyle şey. Olmaz. Tekbeliye tekbeliye vuruyor. Acıda acıdı hindileri. Sevdiğimizden tek veriyoruz. Ha. Çünkü aç kalacaklar kümesi içinde. Dışarıda bol bol ürün var. Bahçelerde artık ye artık ne varsa orada nohutlar var, domatesler, ne varsa orada bahçede kurçuklar, her şey var. Ye işte. Kümese gidiyor. Niye? Daha önce o kümese girmiyordu ama kümese alıştı ya orada. Ey kümestekiler, ey elmanın içinde böcek olanlar, hala kendini öyle sananlar, ey elmanın dışında çuvaldan, içinde dolu elmadan haber olmayan böcekler. Nereden bilsin bu elmayı çuvalda dolu olduğunu? O küçücük elmanın içindeki böcek. Nereden bilsin ki o böcek bu elmaları bir insan tarafından çuvala doldurduğunu? Nereden bilsin o böcek bu elmaların kocaman bir elma ağacında olduğunu? Nereden bilsin o böcek bu elma ağacının topraktan büyüdüğünü? Nereden bilsin o böcek burada güneş, o gökyüzü havanın olup oradan üzümünü yaparak bu elmanın oluştuğunu? Nereden bilsin? Nereden bilsin yer küreyi bu böcek? İnsana sanki böyle. Hala kümesi geçecek hindi, hala elmanın içinde böcek gibi ya. İnsaf be ya. Artık altın çağ misyonuna geldik. Açılın biraz ya. Evet. Bu işler böyle. Ne sormuştu onu tam anlatamadık. Kalp gözünü açmak İşte bütün kalp gözünü yaşadıkça. açmak bunların neticesidir. Haticesi değil. Onun için buradayız. Kalp gözünü, gönül gözünü aç. Zihin gözünü aç. Duygularını da genişlet kardeşim. Sonsuzluğu anlamak için sonsuz ol dediğimiz o. Sınırsızlığı kavramak için sınırsız ol dediğimiz o. Canı gönülden dinle. Hurafsız dinle. Şartlanmadan dinle. Şartlanma. Düzen seni düzebilir, şartlandırabilir, zombi yapabilir. Onun aklı hür olsun, vicdanınız hür olsun, iradeniz hür olsun, bedeniniz hür olsun be kardeşim. Ruhunuz da hür olsun. Ha işte o zaman tüm engelleri alır, perdeler açılar, 70 bin perde açılsın, her açıldığında bir hakikati görürsün. Açılsın, evren dar gelir size, evreni bir nokta görürsünüz. Daha evrenin ötesinde nice alemler var. Nice alemlerden bahsettik. Ya yeter ki sen önce ruhi hayvaninden, hayvan ruhundan yani dar zihninden büyük ruha ulaş. Büyük ruhunda bütün bilgileri kaydet. Otomatik oluyor zaten. Sonra ruhu azamına ulaş. Orada tüm kainatın 12 boyutunu da mütalaa edersin. Oradaki petekler dolar. Ondan sonra bir daha sıçrasın, sultanın ruh olur, oraya gider, bütün melekut alemlerini doldurursun.
Bir daha sıçrasın, melekut alemlerde sana nokta gibi olur. Ulvi alemlere gidersin, ulvi ruhunu kucaklarsın. Bir daha yükselirsin, kutsi alemlere gidersin, kutsi ruhunla olan mütalaa edersin. Bir daha yukarı gidersin, nurun nur dediğimiz en yüksek Allah'a yakın nurdan olan ruhuna ulaşırsın. Oradan da Allah-u Teala ile yüce yaratan da mevşeret eder, sohbet edersin. Onunla birleşirsin, bir olursun kardeşim. O bir ile bir olan, cümle âlâ dolan, öyle sultanlık bulan, kulluk kılası değil, ikiliğin silmeyen, hakkı canda bulmayan, gaybı kendin bilmeyen Rabbin birisi değil. Der kükrer kükrer geçersin be kardeşim. Allah'ın burada dili olursun. Allah'ın burada gönlü olursun. Allah'ın burada aşkı olursun. Allah'ın burada fikri olursun. Fikrin fikrullah, zikrin zikrullah, aşkın aşkullah olur be kardeşim ya, be kardeşim. Bu fıtrat sizde var, insan olan da var. Ama dünyada her bedeni, sureti insan görünse de sireti insan değil. Reptilan türünde olanlar da var. Bedeni insan gibi görünse bile. Şeytanın çocukları da var. Şaka söylemiyorum. Kitaplarını da veririm size. Kitab-ı Laç diye bir kitap var. Okuyun. Kitab-ı Laç. Kara kitap adı. Bu da Ezidilerin şeytandan, Melek-i Tavus'tan nasıl çoğaldığını bahsediyor. Melek-i Tavus, şeytan bahsediyor. Süper diyor. Siz benden çoğaldınız diyor. Sizin atanız Adem değil benim diyor. Kitabı açtı o doğru söylüyor. Bakın çok enteresandır. Tekrar İngiliz kraliçesi diyor ki benim soyum uçan ejderhaden de diyor. Çin'deki bulunan Çinliler diyor ki benim soyum büyük yılan gibi ejderha var. Omuzlarında düğün bayramlarda taşırlar. 15-20 kişi devasa. Benim soyum bu ejderhadandır diyor. Bazısı diyor ki benim soyum köpek soyundandır, sirüstendir diyor. Bazısı diyor benim soyum maymunlardan geldi diyor. Bazısı diyor benim soyum timsah soyu diyor Yahudiler. Bakın demek ki maymunlardan tutun da bütün hayvanlardan çoğaldığını iddia edenler var. Bunları ben söylemiyorum. Kendileri söylüyor. Peygamberimiz de bunu söylüyor. Bir zamanlar şunlar hayvanları gösteriyor. Nasraniydi diyor. Başka hayvanı gösteriyor. Bu hayvanlar bir zaman diyor Yahudiydi diyor. Demek ki insanlık hepsi de Adem ile Havva'dan değil. Sureten öyle görünse bile ayıp olmasın. Herkes bir görsün diye öyle yapılmış. Yoksa aslında onları görseniz şaşırırsınız ya. İnsan ararsınız. Bayram günleri yollarda insan görmeye çalışırsınız. Hele gözdeki bir perde açılsın. Çok enteresan. Ha, onlar bizi de Allah eder ha. Elmanın içindeki böcekler çıkamaz ya. Ha, dışarıda ağaç varmış. Neler bu derler. Böcekler mesela nereden bilsin? Uçak varmış hadi ya. Ne uçağı derler. Beyni dar, aklı dar, iradesi dar, şuuru dar. Her şey dar. Ne yapsın zavallı? Hayret. Yeah.